Xamarin Mobil projesi oluşturuyorum. Next diyerek projeme isim vereceğim. Projeme Custom Control diyeceğim. Evet, Custom Control dedim. Create diyerek projemin oluşmasını sağlıyorum. Boş bir proje oluşacak tabii ki. Android ve iOS platformlarında çalışsın. Create diyorum. Tekrar projem oluşmaya başlıyor. Evet, bugünkü projemizi tanıtalım. Bugünkü projemizde custom control, yani özelleştirilmiş kontrol. Bu kontroller normal tabii ki Xamarin kontrollerinden oluşacak. Fakat biz onları kendimize göre özelleştireceğiz. Ve o özelliklerin otomatik yeniden yazmadan gelmesini sağlayacağız. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğiz. Evet, projem açılmaya devam ediyor. Bir açılsın projemiz. Evet, projemiz açıldı. Şimdi arkadaşlar, Tools menüsünden Android'e geliyorum. Evet, Android Device Manager'ı açıyorum. Evet, menajerim geliyor. Evet, ben emülatörümü başlatıyorum. O başlaya dursun, çalışa dursun arkadaşlar. Hata meydana geldi diyor. Tekrar başlatalım. Evet, o çalışa dursun. Ben şunu aşağı alayım. Ve işlemlere biz başlayalım. Evet. Evet, emülatörüm açıldı zaten arkadaşlar. Şöyle. Emülatörü kenara alacağım da yaptıklarımızı anında canlı olarak izleyebilelim. Evet, Android emülatörüm açılıyor. Şimdi benim yapacağım custom kontroller oluşturmak. Bunları bir klasör içinde toparlayacağım. Sadece bir tane custom kontrol, custom tones oluşturacağım. Tabii siz diğer zamanın kontrolleriyle ilgili de custom kontroller oluşturabilirsiniz. Ben örnek olması açısından sadece butonla oluşturacağım ve oluşturduğum klasörün içine bir class atacağım. İsmine de custom buton diyeceğim. Ve onu projemde kullanmayı göstereceğim arkadaşlar. Evet, emülatörüm açıldı sayılır. Evet, şöyle yapalım. Evet, şimdi projeme geliyorum. Projeme bir tane, biraz yavaş çalışıyor. ReSharper yüklü olduğundan biraz yavaş arkadaşlar. Yani şimdi işlemimi yapabilirim. Add diyorum. New folder. İsmine custom control diyeceğim. İçine bir tane class atıyorum. İsmine de custom buton diyeceğim. Pardon. Evet. Ve klasörüm de ekleniyor tabii ki. Klasörüme klasım da ekleniyor ve
klasa geldik. Hemen nereden kalkacak bu? Tabii ki zaman in butonundan arkadaşlar. Evet. Hemen bunu public'e çekelim. Hemen içine constructor'ımızı yazalım. Yanlış yazdım. Sıkıntı olacak. Evet, constructor'ımızı açtık. Şimdi özelliklerini diz anahtar kelimesini kullanarak özellikleri eklemeye başlayalım butonumuza. Butonun bir arka plan rengi olacak. Yazı tipi rengi olacak. Butonun kenarları oval şekilde olacak. Şimdilik bu özellikleri kullanacağız. Tabii buna birçok özellik ekleyebiliriz. Ama ben onları size bırakıyorum. Ben sadece 3 tane özellik ekleyeceğim. Eklemeye başlıyorum. Butonun dediğimiz gibi arka plan rengi olacak. Arka plan rengi mavi olsun arkadaşlar. Hex color'ı olsun. Bu da beyaz olacak tabii ki. Bir de arkadaşlar ne olsun? Sağ ve sol kenarları oval bir şekilde, yani radius olarak gelsin. Bu özelliğimizin adı da corner radius. Bu da 25 olsun. Bu eşittir olacak. Yoksa hata veriyor. Evet arkadaşlar, buradan diz diyerek nokta noktaya basarak daha birçok özelliğimiz var gördüğünüz gibi. Bu özellikleri siz ekleyip deneyebilirsiniz. Evet, bir sürü özellik var. Ben bunları kullanmayacağım. Evet, bu işin nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağız. Evet. Resmi oluşturdum ve kaydettim. Evet, sıra geldi. Main page sayfama, yani ana sayfam. Bunu kullanacağız. İlk önce tabii ki bu klasörü sayfamda kullanabilmem için namespace'i tanımlama yapmamız lazım. Hemen tanımlayalım. Adına ne koyalım arkadaşlar? Controls olacak bu. Tüm kontrollerimizi buradan bu klasörde oluşturup buradan çekebiliriz bu sayede. Controls dedim. Ve eşittir yazıyorum. CLR namespace. Projemizin adı neydi arkadaşlar? Custom control tabii ki. Nokta diyerek klasörümün ismini koyuyorum. Diğerleri bana otomatik geliyor. İstersem silebilirim bunları, istersem bırakabilirim. Kalsın. Bunları Resharper getiriyor otomatik olarak. Tabii ben bu Visual Studio proje açarken bunları otomatik getiriyor bu kontrolleri. Ben bunları kullanmayacağım. Kendi kontrolümü kullanacağım. Şimdi kullanmayı göstereceğim size. Takımı açıyorum. Controls bu arkadaşlar. İsmini tabi namespace'i controls olarak koymuştuk. Hatırlayın. O şekilde çağırmam lazım. Evet. Controls buton. Evet. Custom buton. Evet. Gördü ve butonumuz oluştu. Hemen ben Android emülatörümü çalıştırayım. Bunu bir görelim. İsterseniz bunu görmeden önce sileyim. Tekrar bir emülatörde canlı olarak görelim.
Evet, emülatör biraz ilk defa çalıştığı zaman ağır çalışıyor. Evet arkadaşlar, emülatörümüz açılıyor. Evet, emülatör açıldı şu anda. Ben tekrar butonumu ekleyeceğim. Daha açılmadı. Sayfam henüz açılmadı. Evet, emülatörüm açık şu an. Hemen butonumu koyuyorum. Takımı açtım. Controls dedim. Evet, takımı açayım. Evet, controls. Zamarin buton geldi. Evet, butonum geldi görmüş olduğunuz gibi. İstediğimiz özelliklerde arka plan rengi mavi, yazı tipi rengi beyaz olacak. Daha yazıyı yazmadık çünkü. Evet, kenarları ovallaştırmış. Şimdi bunu biraz zamanın tarafı, XML tarafı, XML tarafında özelleştirelim. Evet. Tekstini verelim mesela arkadaşlar. Tekstini olsun. Kaydet olsun. Text color da text color'ı beyazdı zaten. Color vermeye gerek yok. Ne yapalım başka? Evet. Peki butonumuzun özelliğini diyorum. Genişliğini ayarlayalım. Vertical options center diyelim. Şurada insert tuşuna bastık. Yatayla burada ortala. Şöyle diyelim. Vertical options tabii ki center diyelim. Evet, şöyle ortalandı. Şimdi buna bir genişlik verelim arkadaşlar. Request diyelim. Şunu 250 verelim. Görmüş olduğunuz gibi butonumuz oluştu arkadaşlar. Tekrar yeni bir buton eklediğimiz zaman yine aynı özelliklere sahip olacak. Şunu tekrar kopyalarsam. Kontrol ve tabii ki tekstini değiştirirsem daha iyi ayırt edebiliriz. Değiştiririz buna. Evet. Bu şekilde custom kontrollerimiz oluşuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi istediğimiz gibi tıklıyoruz. Diğer kontrollerimiz de live'da olduğumuz için kontrol ekleyemiyoruz şu an için. Evet, kontrollerimizi bu şekilde oluşturabiliyoruz. Bu gayet güzel, yararlı bir şey. Daha sonra aynı butonu kullanmak istediğinizde, projenin başka kısımlarında kullanmak istediğinizde özellikleri tek tek yazmanız gerekmiyor arkadaşlar. Bir kere yazıyorsunuz ve o kontrolü çağırdığınız zaman özellikler otomatik olarak geliyor. Biz burada sadece 3 tane özellik belirttik fakat bunun özellikleri çok fazla. Diğer özelliklerini siz yapıp deneyip bulabilirsiniz. Ben sadece işin mantığını gösterdim. Bir dahaki uygulamada derste görüşmek üzere. Hoşçakalın, hepinize kolay gelsin.